yeni nesil bunu aşmaya çok hazır. Böyle bir sorunu yok galiba. Ve değil Hatta mi? büyük oranda aşmış. Aynen dediğiniz gibi. Büyük oranda. Bunu nereden aşmış. anlıyorsunuz? geziyorum, konuşuyorum. İnanır mısınız çocuklarla yani 4 5 6 7 yaş grubundan başlayın en işte genç yaş grubu 30 yaşa kadar gidiyor. Öyle söyleyeyim. dolayısıyla hani bizim o dönemde konuştuğum her çocuktan akıl alıyorum, fikir alıyorum. Beni yönlendiriyorlar mesela. İlkokuldan ortaokula liseye eee hiç unutmuyorum seçim döneminde iki küçük kız çocuğu e, beni bakkalda koşarak yanıma geldiler el Hı. ele. Bir de kucakladılar. Daha yeni de tanınıyoruz aslında. Sevmişler demek ki. Bana dediler biliyor musun felsefe gibi. Sen de çocukların çocukların partisinin başkanı. Ol. Bana o kadar yani içimi titretti yani sen çocukların partisinin başkanı ol. E, bence hani çocuklardaki o ön yargısız durum e, daha şeffaf bakış daha gerçekçi daha dürüst hiç kimseyle ilgili takıntıları yok. E, o bakımdan ben mesela diyorum önümüzdeki süreçlerde seçimleri etkileyecek iradeleri var çocukların, 6 milyon genç. çocukların evet. gençlerin etkileyici iradeleri var. Dediğiniz sayı 7 milyona yakın evet. ilk defa oy kullanacak. Ben onlardan bahsetmiyorum Üpek Hanım. İnanın çocuklar, niçin biliyor musunuz? Çocuklar Siz geçecek, daha da küçüklerden bahsediyorsunuz. Geçecek şimdi. annesinin babasının karşısına nereye oy vereceksinden, niçin oy vereceksine kadar soracaklar. Çünkü her anne baba şunun farkına varmalı ve aslında onun farkında çocuklar. Bu dijital dünya, bu teknoloji bunu onlara sağlamış onun için kimse bunu yok sayamaz. Neyin farkında olabiliyor musun? O verilen oy aslında o anne babanın 4-5 yılı değil. O çocukların geleceği. O bakımdan ben çocuklardan öğreniyorum, onları dinliyorum. Önyargısızlar, dürüstler. Bugün hangi konu bu memlekette problem? Etnik köken, inanç vesaire, parti, hatta takım tutmaya varıncaya kadar bütün bu kavramları zihinlerinde eritmişler ve arayış içindeler. Yani bu kadar e, genç nüfusa sahip ülkede böyle bir zeminin, akıl zeminin olması çok sevindirici. Bir Aslında unutveriş. oy verecek, yani oy kullanacak 6 milyon, hadi 7 milyon e, genç seçmen için de bence aynı şeyi söyleyebiliriz Ekrem Bey. Katiyen, e, katiyen öyle. Çünkü haklısınız. ne istediklerini bildiklerini düşünüyorum. Bizlerden Kesinlikle. farklı olarak kafaları da karışık değil ve net. E, en çok hoşuma giden de... E, yani diyor ki bu bunun şu özelliği iyi, bunun şu özelliği iyi ve sizi aslında programınıza göre değerlendiriyor. Tabii e, bu tabii. çok batılı bir bakış açısı bence. En yani gerçek olsalar. bir bakış evet. açısı, gerçek bir aslında dünyanın gerçek meseleleriyle ilgililer. Yani aldatmacayla, kandırmacayla, popülizmle e, açıkçası muhatap değiller. Ee, bir de tabii e, çocuklar. Ben bazen diyorum Allah Allah bu çocuklar nasıl böyle oldular? Ee, bana göre orada işte bir hani bazen eksiklikler çocuklarda bir damarı hı hı. E, daha diri tutar. Bana göre çocuklar e, özgürlükler, demokrasi dediğimiz şey aslında insanın doğasında var olan ve o genetik olarak talep edilen bir duygu olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani her insan özgür olmak ister. Her insan demokrat bir ortamda yaşamak ister. Her insan kendisine saygı duyulmasını ister. Her insan bunu ister. Yani bu insan insanoğlunun bence bir özelliği. Ve bugün Dolayısıyla, gençlerin aç bırakılmaması da aslında o haklarına sahip e, çıkmalarını gerektiriyor. Öyle tabii değil mi? O, o duygulardan mahrum kaldılar, Hı. eksik kaldılar. Bence o o baskıyı hissettiler. E, ve o baskıyı hissediş bence çocuklarda böyle bir etkin bir ruh hali oluşturdu. O, o Türkiye'ye çok şey kazandıracak. Evet. Peki mesela birçok haksızlığa uğruyorsunuz. Birçok meseleyle uğraşıyorsunuz. Seçildiğinizden beri biliyoruz üzerinden de tek tek geç, geçmeye çalışacağım. Yeter mi program bilmiyorum ama geçmeye çalışacağım. Gençler sizi anlıyor mu? Ee, ben en azından gençleri çok iyi anladığımı düşünüyorum. Hı. Tabii beni anlıyorlar mı onlara sormak lazım ama ben onları çok iyi anlıyorum ve hani dediğim gibi yaş grubunu çok aşağıya çekiyorum Hı. çocukları da çok iyi anlıyorum gençleri değil sadece ee, ve onları dinlemeyi biliyorum ee, dinlemeyi bilmek çok kıymetli ee, hele hele çocuklar ve gençler e, kendilerini dinleyen insanlarla ilişki kurmayı seviyorlar böyle değil Hı. yani ders veren dediğim dedik ya da işte ben ne dersem o olur o ben ne dersem oğlunun da aslında e, torununa çocuğuna lafı geçmiyor da hani e, bulduğu ortamda belki sözünü geçirmeye çalışıyor ama işte bizim ülkemizin çocuklar onu kabul etmiyor. Evet. O bakımdan ben iyi ilişki kurduğumu düşünüyorum e, ama e, onlar benden memnun mu ya da beni dinliyorlar mı ya da beni hissediyorlar mı onlara sormak lazım ama gözlerinde o şeyi alıyorum, bir bir şey alıyorum. alıyorsunuz. Şimdi e, her konuğumla konuştuğum bir mesele var. Ben bunu özellikle gündemde tutmayı bir vazife biliyorum. Bu ülkenin gençleri yatağa aç giriyorlar. Bu ülkenin gençleri, çocukları yatağa aç giriyorlar. Metrolarda gençler bayılıyor açlıktan. E, ya da e, kendini midesini suyla terbiye etmeye çalışan çocuklar mikrofonlara konuşmaya başladılar 11-13 yaşında. Bunlar size ne hissettiriyor? E çok e, acı veriyor tabii. Yani biz e, bu, bu ülkenin e, özellikle e, mağdur olmuş yoksulluğun en derin bir şekilde hissedildiği hangi mahalle, hangi ortam, hangi birey varsa ulaşmaya çalışıyoruz. E, aynı zamanda vicdan köprüleri oluşturuyoruz. Yani hiç kimsenin e, aslında rencide edilmediği vicdan köprüleri hı hı. oluşturuyoruz. İşte Askıda fatura bunlardan bir hı hı. tanesi artık 100 milyon liralık bir rakama doğru ulaşmak üzere ve bu tamamen organik, tamamen doğal ihtiyacı olan insanları biz zaten tespit ediyoruz. Onların belli ihtiyaçlarını oraya koyuyoruz ve insanlar yine varlığı yerinde olan insanlar o ihtiyacı karşılıyor. Kimse de birbirini görmüyor. Muazzam bir şey. Hı. Bu ne sağlıyor biliyor musunuz? Sokakta yan yana geçişen insanların birbirine saygı duymasını sağlıyor. Bu çok özel bir durum. Onun için dünya çapında özel bir yere oturtuldu, ödül aldı. Hı. Bu önemli bir şey. Ama onun dışında bu şehir sosyal yardım bütçesini beş kat büyütmek zorunda kaldı. Ve İpek Hanım bu övünülecek bir şey değil. Sizin Aslında döneminizde 5 kat, kat büyütmek kat zorunda mı? Kaldı? Aynen öyle. 3 yılın içerisinde 5 kat büyütmek zorunda kaldık. Niye? Ekonomi Çünkü kıvistan. yoksulluk. Aynen öyle. Yoksulluk yaşıyor bu ülke. Yani bu, bu ülke e, şu anda 5-6 e, sene öncesinin verilerinin yarısına inmiş durumda hı hı. gelir elde etme noktasında. Gayri safi milli asılaya baktığınızda kişi hı hı. başına işte 12.500 dolarları konuşurken bir anda 7.000 dolarları konuşur duruma geldi. Peki bunun yanı sıra kişi başı gelir buyken maliyetler bir onun çok daha üstüne çıkmış bir durumda e bütün aileleri etkiliyor. Bu sadece çocukları değil ki anneleri düşünelim, onların vicdanlarını evet. düşünelim. Bebeğine bakmak isteyen, yavrusunu okula götürmek isteyen ya da işte bir kreşe yazdırmak isteyen dolayısıyla bu sosyal yardım bütçesinin yanı sıra sosyal politikalar tarafına yoğunlaşmamız Mahalle mahalle kreş açma çabamış çabamız, çabamız e, en uygun koşullarda en güçlü şekilde bu şehre gelen çocukların yurt sahibi olan bir belediye ile muhatap olmalarını sağlamak birçok aslında e, aksiyonumuz o çocuklara o gençlere yaşam sevincini vermek eğitim yardımlarımız ilk defa e, neredeyse e, bugüne kadar 70 bine yakın e, üniversite öğrencisine burs vermiş bir kurum olma başarısını Elde etmiş bir belediye olmak ama e, bakınız yoksullukla mücadele noktasında bugün gelinen nokta her ne kadar bunları dolu dolu kelimelerle anlatıyorsam da inanın üzüntüyle anlatıyorum İpek Hanım bu şehir İstanbul bu ülke bu, bu stratejik öneme sahip bu topraklar zenginliği konuşmalı fakirliği yoksulluğu konuşuyorsa. Büyük bir yönetim beceriksizliği vardır. Büyük bir e, ekonomi yönetimi başarısızlığı vardır. Yani e, son 20 yılı ele aldığımızda e, ilk 5-6 yılında gösterilen ekonomik, ekonomik trendin hemen akabinde yaşanan o kaotik süreçte ve şu an dibe vuruşun sebeplerini bulmak, ve bir an önce bu ülkenin bir U dönüşü yapmak zorunluluğu vardır. Ama iktidar buldu bunun sebebini muhalefet. E, ya o zaten <laughs> o hani e, yani şöylesi olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek. Olmuş bir şeyi de olmamış gibi göstermek. Ya yani o ilizyonist e, becerileri yüksek bir iktidarla karşı karşıyayız. Evet. Yani e, bugün çok güldüm yani çok güldüm trajikomik bir şekilde gördüm. Yani İstanbul'da <laughs> muhalefet partisinin